Dünyanın korona gündemine göz atalım şimdi de. 213 ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 5 milyona, ölü sayısı ise 310 bine yaklaştı. Heyecan yaratan haberse salgının yeni merkez üssü ABD'den geldi. Bir ilaç firması koronavirüsü 4 günde yok eden antikor ürettiklerini duyurdu. Bir yanda ikinci dalga korkusu, bir yanda aşı bulma yarışı. Dünyanın koronayla mücadelesinde heyecanlandıran haber bu kez ABD'den geldi. Bir ilaç firması koronadan koruyan ve virüsü 4 gün içinde vücuttan atan bir antikor ürettiklerini iddia etti. İlaç ve aşı çalışmaları hız kesmeden sürerken virüsün bulaştığı kişi sayısı 213 ülkede 4 milyon 700 bine yaklaştı. 308 bin 655 kişi hayatını kaybetti. O kayıpların 88 bin 507'si Amerika'da, 33 bin 614'ü Birleşik Krallık'ta, 31 bin 368'i ise İtalya'da yaşandı. 3 aydır acil durum alarmı verilen Avrupa'da tedbirler giderek gevşetiliyor. İtalya 3 Haziran'dan itibaren sınırları, Avusturya ise ibadethane ve restoranları açacak. İngiltere'de ise sokağa çıkma kısıtlaması protestolara neden oldu. Polis müdahale edip bazı göstericileri gözaltına aldı. Salgının merkez üssü ABD'de koronavirüs Beyaz Sarayı da vurdu. Kişisel asistanında virüs tespit edilen Ivanka Trump maskeli gezmeye başladı. New York'ta plajlar 22 Mayıs'ta açılacaktı. Ancak kimse bekleyemedi. Sanki şehirde 22 bin can koronadan gitmemiş gibi plajlar doldu taştı. Ukrayna'da ise koronavirüs anne ile bebekleri ayırdı. Taşıyıcı annelerden dünyaya gelen onlarca bebek salgın nedeniyle yurt dışındaki ebeveynlerine ulaştırılamayınca toplu halde Kiev'deki bir otele yerleştirildi.